Tek tekerlek aracımla seyahatler yapıyorum. Genelde doğa yürüyüş seyahatleri, doğa gezileri yapıyorum. Onun dışında şehirler arası gidip geliyorum. Şimdi sosyal medyada Bursa'ya gittiğim görüldüğü için, bilindiği için millet daha önce beni böyle çarşıda görüyor. Çarşıya gidip geldiğimi zannediyorlar. Sadece şehir içinde kullanıyorum zannediyorlar. Yine dikkat çeken bir cihaz, dikkat çekiyor. Ama Bursa'ya gidip geldiğimi sosyal medyadan görünce biraz daha ilgi arttı, biraz daha dikkat çekmeye başladı. Halbuki ben Şile'ye de gidiyorum. Şile'ye gidip geldim. Sakarya'ya gidip geldim. Kütahya'ya gidip geldim. Bilecik'e gidip geldim. Böyle şehirler arası kullanıyorum. Bunun hızı, maksimum hızı saatte 95 kilometre ama ben 95 kilometre yapmıyorum. Böyle ara denemelerde yapıyorum ya da rampa çıkarken hız yapıyorum işte arabalar yavaş gittiği için arabaları geçebiliyorum. Onun dışında yolun kenarında 50'yi geçmeyecek şekilde yolun kenarında ayrılmış bölümden gidiyorum. Yani öyle hızlı gitmiyorum gidiş gelişlerde uzun yolda. Genelde selam veriyorlar. Korna çalıp pencereden el sallayan oluyor. Beğeni işareti yapan oluyor. Tepkiler güzel oluyor. Yanımda benimle beraber süren oluyor. Beni görmeyi daha iyi gözlemlemek için. Hatta gidip önce ne olduğunu anlamıyorlar. Geçip ileride duruyorlar. Sağa çekip duruyorlar. Sonra ben çekiyorum arkamdan. Ben gidiyorum arkamdan. Beni takip ediyorlar daha iyi görmek için. Sosyal medya dışında herhangi bir olumsuz tepkiyle hiç karşılaşmıyorum. Genelde olumlu tepkiler bize de lazım. İşte böyle bir cihaz gerekir. Genelde insanların yanından geçiyorum. Aa, bize de böyle bir şey lazım. Bana da lazım. Bana da gerekir gibi cümleler duyuyorum. Tabii kullananlar var. Çok az sayıda olsa da. Ama benim gibi uzun yol yapan yok. Yani çok ciddi profesyonellik, deneyim ve tecrübe gerektirir. Onun dışında öyle her bu tekerleği kullanan uzun yol gider diye bir şey yok. Gidemez zaten. Çok öyle kolay bir şey değil. En üst düzey cihaz olduğu için bunun fiyatı 220 bin lira. Onda aşağı segment cihazlar da var. Tabii değişiyor yani çok değişik markalar var, değişik isimler var tekerlekle. Öğrenme aşaması çok zor. Gerçekten öğrenmesi çok zor, zaman alıyor. Ama öğrendikten sonra sürmesi çok kolay, gayet basit yani. Tabii profesyonel olduktan sonra artık insan sen nasıl yürüyerek böyle rahat edebiliyorsan ben de bununla giderken hiçbir zorluk yaşamıyorum. Yürüyor gibi gayet rahat kullanabiliyorum. Bunun çalışma sistemi de şu an çalışıyor, çalışır vaziyette. Her şey otomatik. Şöyle yaptığım zaman bunda oturma yeri de var, oturabiliyorsun. Ayakta genelde ayakta sürülüyor. Şöyle bindiğin zaman tabii her şey denge bunun. Dengeyi iyi sağlamak lazım. Öne doğru ağırlık verdikçe hızlanıyor. Geriye doğru ağırlık verdikçe yavaşlıyor, frenliyor. Çalışma sistemi o şekilde. Şöyle hemen göstereyim. Siz ne kullanıyorsunuz? Uzaktan kullanıyorsunuz. Nerede imalat ediyor bunlar? Özel olarak getiriyorum şimdi. Fiyatı 220 bin lira.